demeyi hedefliyor. Kadının güçlenmesi prensiplerinin ilke çapında yayılımını sağlamak, iş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak bir politika geliştirmek ve böylelikle de etkiyi arttırmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bursa platformu olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesajlarımızı verdiğimiz ve sesimizi daha gür çıkardığımız bir gün olarak ele alıyoruz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Normal şartlarda bugünü de aylar öncesinde hep birlikte fiziki katılımla bir arada olacağımız bir gün olarak planlamıştık. Bu kapsamda WEBS imzacısı firmaların kadının güçlenmesi konusunda yaptığı çalışmalardan en iyi uygulamalarını dinleyecek. Bu konu üzerinde de daha neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşacaktık. Ama maalesef şu an olağan şartlarda değiliz. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketten beri aklımız, kalbimiz her an deprem bölgesinde. Bu vesileyle ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatmayı gönülden umut ediyoruz. Bugün de burada özellikle yaşadığımız bu felaketle birlikte kriz dönemlerinde daha da derinleşen toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele alacağız. Konuklarım Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Doktor Erdal Karamercan ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Önayalı. Öncelikle her ikisine de hoş geldin demek isterim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve izninizle ilk sorumu da Zeliha Hanım'a yönelterek başlamak istiyorum. Kriz zamanlarında özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakmak ne demektir? Bu konuda sizden bilgi alalım bir öncelikle. Evet, ben özellikle Büyükada ve Bursa Webs platformuna ve Global Compact'e önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hem bu imkanı verdikleri için hem de Dilek Hanım'ın bahsettiği gibi önceki planlarımızdan böyle bir plana dönmek konusunda gösterdikleri hassasiyet için. Sonra da Dilek Hanım'ın yine söylediğini tekrar ederek kalbimiz, aklımız deprem bölgesinde ve depremlerde ama hala sallanıyor hem kalbimiz hem aklımız ama bizlere düşen görevlerden bir tanesi de bu dönemleri nasıl herkes için eşitlikçi bir şekilde ve daha az travmayla ya da travmaların daha kolay sarılarak atlatılabileceği üzerine konuşabilmek. Bunun için de imkan verdiğiniz için ve bunu özel sektör gibi güçlü ortaklarımızla birlikte yapmamıza olanak verdiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet, krizlerin cinsiyeti olur mu? Bunu sorulduğunda COVID-2020 yılında şöyle başlıyordum söze ve maalesef bunu bu kadar yakın tekrar edeceğimi bilmiyordum. Krizlerin cinsiyeti olmaz ama etkisinin toplumsal cinsiyeti olur diye. Yine bunu maalesef tekrar ediyoruz. Evet, krizler etkileri bakımın krizler ilk anda kime zarar verdiği konusunda nötr olabilir ama daha sonraki etkilerine baktığımızda maalesef farklı gruplar için farklı etkileri olduğunu görüyoruz. Toparlanmanın, iyileşmenin bazı gruplar için diğerlerine göre daha zor olduğunu görüyoruz. Bu gruplar içerisinde de kadınlar ve kız çocukları özellikle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak bizim bildiğimiz bir alan. Yani toplumsal cinsiyet perspektifi aslında krizlerin etkisinin kadınlara ve kız çocuklarına nasıl olduğuna bakalım demek. Tabii bunun bir adım öncesine de gidiyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak krizleri toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ve aynı zamanda önleme, bilgilendirme, ilk cevap ve daha sonrasında da bu iyileşme sürecindeki boşluğu doldurmak, Birleşmiş Millet ya da köprüleri kurmak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi için çok önemli. O yüzden biz yakın zamanda bir insani yardım Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde de insani yardım alanında çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olduk. Belki somut örneklerle vermek biraz daha toplumsal cinsiyet krizlerin toplumsal cinsiyeti anlamında fikir verebilir.
2020 yılında 389 tane afet olmuş. Bu rakam çok korkunç. Bunlardan en şemsiye krizimiz COVID'di biliyorsunuz. O dönemde TÜSİAD, Türk Konfet ve UN Women olarak bir araştırma yürütmüştük. 339 tane işletmenin işletmeyle birlikte ve orada da görmüştük ki, yani kabaca söylüyorum, yine iş yaşam dengesi krizlerde daha çok bozulanların kadınlar olduğunu görmüştük. Yine yaptığımız o araştırmada liderlik pozisyonlarında kadınların daha az olmasına bağlı olarak yine krizlere müdahale gruplarında kadınların liderliğinin ve söz almasının kısıtlı olduğunu görmüştük. Yine bakım yükümlülüğünü, kadınların bakım yükümlülüğünün arttığını görmüştük. Ve bunlara yönelik de bir krizi eşitlikçi yönetmek diye bir rehber hazırlamıştık. Tabii o zaman bu rehberi hazırlarken daha çok bu çok daha geniş kapsamlı bir halk sağlığı sorunu olarak olduğundan da odağımız daha çok evlerden çalışma, uzaktan çalışma, kadınlar için bakım yükümlülükleriyle iş hayat dengesini kurabilmeleri için bir esnek çalışma biçimleri üzerine yoğunlaşmıştık. Yine kadınların özgün ve özel ihtiyaçları için kurumların ne destekler verebileceğine odaklanmıştık. Ve böyle bir krizi eşitlikçi yönetmek diye bir rehber hazırlamıştık. Bunun temel sebebi de krizlerin kadınların bakım yükümlülüğünü arttırdığı, daralan istihdam piyasalarında ilk önce bu piyasalardan çekilenlerin kadınlar olduğunu tespit etmemizdi. Ve dolayısıyla demiştik ki evet, COVID virüsü olarak hedefini kadın erkek olarak seçmiyor ama sonuçları kadınlar ve erkekler için farklı oluyor demiştik. Şimdi geldiğimiz noktada aslında yine bir kriz ve bu sefer belki biraz daha bu rehberi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü evet, yine biliyoruz ki krizler özellikle bölgede şöyle bir bölgeyle ilgili sürekli olarak deprem 11 ille ilgili sürekli veriler veriliyor. Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla veri vermek ne demektir? Küçük bir örnek vereyim ve neden bu tür krizi eşitlikçi yönetmek durumundayız? Onunla bitireyim. Örneğin sürekli olarak oradaki ekonomik kayıptan bahsediliyor. Oradaki yıkılan ev sayısından bahsediliyor. Ama bahsedilmeyen bir takım şeyler var. Buralarda zaten hali hazırda örneğin erken yaşta ve zorla evliliklerin Türkiye ortalamasının üstünde olduğu 6 ilde ve depremin ya da krizlerin özellikle aile içi şiddet ve daha sonrasında ve yine bir şey olarak olgusal olarak erken yaşta ve zorla evliliklere yol açtığını ya da artırdığını görüyoruz ki bu bölgede bu riskin daha yüksek olduğunu bize zaten hali hazırda var olan durumlar, veriler gösteriyor. Yine bu bölgede aslında baktığımızda biz kadınların kriz dönemlerinde toplumsal cinsiyete bağlı kadınların ve kız çocuklarının rollerine bağlı olarak olumsuz olarak etkilenmemesi için kadınların liderliğini, yani kriz yönetiminde, kriz öncesindeki hazırlıkta ve yeniden yapılanmada çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de aslında şöyle yine geri dönüp rakamlara bir çok çarpıcı olarak nasıl toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda bu bölgede, yani 11 ilde 87 milletvekili var ve bunun 18 tanesi kadın. Belediye meclis üyelerinin %10'u kadın. 135 belediyeden 2 tanesinin belediye başkanı kadın. Kızılay, AFAD gibi deprem sonrası koordinasyondan sorumlu olan kuruluşların hiçbirinin başkanı, başkan yardımcısı ya da genel müdürleri kadın değil. Ve aynı zamanda Kızılay'ın 11 kişilik yönetim kurulunda 3 tane kadın var. Yani toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda aslında krizlerin toplumsal cinsiyeti dediğimizde öncelikli olarak kimleri nasıl etkilediği, bu krizin nasıl yönetildiği çok önemli. Bu anlamda da bizim COVID döneminde bu TÜSİAD, Türk Konfet ile birlikte yaptığımız bir araştırmayı esas alarak
WEBS çerçevesini kullanarak, kadının güçlenmesi prensipleri çerçevesini kullanarak oluşturduğumuz rehberin yine iş dünyasıyla bu dönem içerisinde özellikle önümüzde daha bizi bekleyen zorlu bir süreç var. İyileşme süreci ve yeniden yapılanma süreci. Bu sürecin eşitlikçi olarak yeniden inşa edilebilmesi için de bu WEBS prensiplerini özellikle bu sefer belki 5. prensibi, yani daha çok kamuda sivil toplum ortaklarıyla çalışma, veri toplama, bir takım toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri görünür kılma gibi konularda özellikle rehberi yeniden gözden geçirmemiz gündeme gelebilir. Bunu TÜSİAD TÜRKONFET'le yeniden görüşeceğiz ama en önemli şeylerden bir tanesi sanırım bu dönemde veri üretmek. Çünkü biz WEBS rehberini, WEBS'in krizlere eşitlikçi yönetmek rehberini hazırlarken de bu veri üretimine çok önem vermiş ve veriyle başlamıştık. Yine belki burada hazır bizleri dinleyen bu kadar özel sektör temsilcisi varken bu anlamda bir çağrı yapabilirim. Veri, topladığımız verileri toplumsal cinsiyet açısından gözden geçirmek ve toplayacağımız verilere de bir toplumsal cinsiyet perspektifi koymak ki resmi sadece erkeklerin gözünden görmeyelim. Ben burada süremi de açmış oldum galiba ama sözü size bırakayım Dilek Hanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Erdal Bey'e sormak istiyorum. Zeliha Hanım'ın da belirttiği gibi özellikle krizlerin var olan eşitsizlikleri derinleştirdiği ve dezavantajlı grupları orantısız bir şekilde etkilediğini hep beraber tanık oluyoruz, biliyoruz. Sorumlu işletmeler kriz zamanlarında kimseyi geride bırakmamayı nasıl sağlayabilir? Bir şirket kriz zamanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini nasıl benimser? Bu şirket açısından nasıl bir fark yaratır? Diyerek sözü size bırakıyorum Erdal Bey. Çok teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir günde konuşabilmek bile cesaret istiyor. Öncelikle bu illerimizi çok etkileyen depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza da başsağlığı ve dayanma gücü diliyorum. Çünkü önümüzdeki günlerin herhalde daha da yoğun sorunlar içerdiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bu doğal afetler ayrım yapmadan herkesi vuruyor. Ancak bu gibi krizlerin etkileri herkes için eşit olmuyor. Krizler ve doğal afetler mevcut sorunları ve eşitsizlikleri derinleştiriyor ve daha görünür hale getiriyor. Şimdiye kadar yaşadığımız krizlerde bunu hep tecrübe ettik. Örneğin her ekonomik krizde işten çıkarılan kadınların oranı erkeklerden daha fazla oluyor. Pandemi sürecinde de kadınların bakım yükünün yanı sıra bir de kadına yönelik şiddet arttı. Ve yine kadınlar daha büyük oranda işlerini kaybetti. İstatistiklere göre bir felaket olduğunda kadınların ve çocukların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerden birkaç misli daha fazla. Maalesef son yaşadığımız depremde de kadınların daha olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Kadınların sağlık ve hijyen ürünlerine erişimdeki sıkıntıları, ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleri ilk yaptığımız tespitler tabii. Ancak kadınlar sadece afetin akut döneminde değil, toparlanma döneminde de zorluklarla daha uzun süre mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu dönemde iş dünyasında birinci günden itibaren büyük bir dayanışma örneği göstererek depremin yaralarını sarmak için seferber olduk. Halen de gerek aynı gerek maddi olarak bölgeye desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Şirketlerin bu gibi afet ve krizlerde bir aktör olarak yer alması bir hayırseverlik değil. İçinde bulundukları topluma karşı sorumluluklarıdır. Çünkü şirketler sahip oldukları maddi kaynakları, insan kaynağı, tedarik ağları ve geniş kitlelere ulaşabilme kapasiteleriyle krizlerin üstesinden gelinmesinde çok önemli roller üstlenebilir. Bir krize
ya da doğal afete müdahale ederken kimseyi geride bırakmayacak ve farklı kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlama yapmak gerekir. Krizler öncesinde hazırlık, kriz döneminde yönetim ve kriz sonrası yeniden inşa politikalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle de değerlendirmeliyiz. Şimdi bu perspektifle bakıldığında hazırlık süreçlerinde hazırlık kriz yönetimi ve yeniden inşa süreçlerini tasarlayacak gruplarda kadın temsiliyeti kapsayıcı bir şekilde olmalıdır. Tedarikçi, şube, bayi ağları dahil olmak üzere veriler toplumsal cinsiyete duyarlı biçimde toplanmalı. Krizlere bu sayede müdahale yöntemleri de bu verilere istinaden tasarlanmalıdır. Bu süreçler de konu hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli paydaşlarla işbirliği içinde yapılabilir ancak. Kriz anında yani akut dönemde bir kere afetten etkilenen kadınların ihtiyaçlarını rahatlıkla söyleyebilmeleri için sahada çalışan ekiplerdeki kadın erkek dengesi gözetilmeli. Biraz evvel Zeliha Hanım'ın söylediği konu bu. Maalesef şu anda sahada biz çok az kadın görüyoruz. Halbuki orada mağdur durumda olanların önemli yani en azından %50'si kadın. Ve bunların rahat konuşabilecekleri kişiler gerekli. Onların çok farklı ihtiyaçları var, çok farklı sorumlulukları var. Bölgeye götürülen yardımların kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sağlanması önemli. Elimizdeki bilgilere göre halen depremden etkilenen kadınların yaklaşık 4 milyonu yetişkin. Deprem bölgesinde 214 bin hamile kadın var. Bu kadınların 24 binin bir ay içinde doğum yapması bekleniyor. Yani bu kadınların hijyen ve sağlık ihtiyaçlarının acilen ama acilen karşılanması gerekli. Kadınlar bir de güvenlik konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çünkü çocuklarıyla tek başına kaldıklarında hele kendilerini güvensiz hissediyor. Bu tür dönemlerde maalesef cinsiyet temelli şiddet ve insan kaçakçılığı da artış eğiliminde oluyor. Televizyonlarda duyuyoruz, görüyoruz. Bunun için de güvenlik güçleri en etkin biçimde organize olmalı ve gönüllü gruplarla işbirliği yapmalı. Şimdi yeniden toparlanma dönemine gelirsek iş dünyası bölgedeki kadın istihdamını destekleyebilir. Hem işe alım hem de mevcut çalışanlar arasında felaketten etkilenenlerin beden ve ruh sağlıklarını göz önünde bulunduracak şekilde çalışma koşulları yeniden tasarlanabilir. Tedarik zinciri gözden geçirilebilir. Bu sorumlu bölgede yer alan kadın girişimciler tabii ki önceliklendirilebilir. Dünya Bankası verileri, kadın çiftçilerin afetlere karşı erkeklerden çok daha fazla savunmasız olduğunu gösteriyor. Birçok kadın için birinci gelir kaynağı olan tarım alanlarının kullanılamaz hale gelmesi yıkıcı bir etki. Bu tip bir etki tekstil gibi kadın istihdamının yoğun olduğu iş kollarında da görülebilir. Bu gibi etkilerin giderilmesinde iş dünyası diğer paydaşlarla işbirliği yaparak hayata geçirilecek projelere destek verilir. Peki, bütün bunlar bir şirket açısından nasıl fark yaratır dedi Dilek Hanım. Bir kere şirketlerin bulundukları ülkeye ve toplumlara karşı sorumlulukları var. Kriz anlarında da bu sorumlulukları devam ediyor, fazlasıyla devam ediyor. Öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini tüm süreçlerine entegre eden bir şirket kriz yönetimine de bu bakış açısını yansıtacaktır. Şirket kriz anlarında da toplumsal cinsiyete duyarlı bir faaliyet göstererek katkı sunarken yeni mağdurlar yaratmaz. Yani kimseyi geride bırakmaz. Bu gibi şirketler toplum nezdinde her zaman itibar görmüşlerdir. İtibar bir şirketin en önemli hazinesidir.
Evet, ben burada keseyim ve teşekkür edeyim size. Çok teşekkürler Erdal Bey. Son sorumu her ikinize de ortak sormak istiyorum. Özellikle bu son yaşadığımız deprem felaketinde birçok kurum ve özel şirket topyekun olarak elinden gelenin en iyi yapmak üzere çabada bulundu. Hepsi kendi gücü oranında bir şeyler yapmaya gayret etti. Sizler kurum olarak UN Women Türkiye ve Global Compact Türkiye olarak bu dönemde neler yaptınız, nasıl geçirdiniz? İlk etapta Zeliha Hanım sizle başlayabiliriz. Buyurun. Evet, biz gerçekten yoğun bir döneme girdik. Bu dönemde de Erdal Bey'in belirttiği türden verileri bu deprem özelinde toplamak için özel bir çaba harcadık. Maalesef insani yardım alanı da diğer hizmet alanları gibi, az evvel kamunun saydım, bizde de öyle, gayet erkek egemen bir alan olduğu için birinci görevimiz bizim Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde veri toplama ve acil müdahale içerisinde kimsenin geride kalmadığından, özellikle kadınların ve kız çocuklarının geride kalmadığından emin olmaktı. Bunun için de kriz yönetmek konusunda uzman toplumsal cinsiyet uzmanlarını dünyanın başka yerlerinden getirerek burada bizim çalışmalarımıza destek vermesini sağladık Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde ve veri üretiminde de bir şekilde 600 tane ilçeye ulaşılarak ilk yapılan araştırmada UN Women'ın katkılarıyla en azından sorulara cevap veren ana kilit kişilerin bölgeden %20'sinin 30'unun kadın olmasını sağlayabildik ki bu dünyada baktığımızda, küreselde baktığımızda ilk verilen tepkiler arasında çok önemli bir veri. Bu en azından bilgiye erişim, yani kadınlardan doğru bilgiye erişim, bunu sağlamaya çalıştık. Az evvel Erdal Bey işletmeler üzerindeki etkisine bakılması gerektiğinden bahsetti. Tedarik zincirlerindeki etkinin bakılmasından bahsetti. Biz yarının çok çabuk geleceğini biliyoruz. Yapılanma için, yeniden yapılanma için yine toplumsal cinsiyete duyarlı tedbirler almanın çok önemli olduğunu bildiğimiz için KAGİDER'le hemen KAGİDER'in üye işletmeleri, üyeleri arasındaki üyeleri, üye firmalarına yönelik bir hızlı bir araştırma ve değerlendirme yapmaya başladık KAGİDER'le beraber ki bunun üzerine şeyler inşa edebilelim. Yine veri toplama konusunda sivil toplum ortaklarımızla çalışıyoruz. Hemen depremin 5. 6. gününde bölgeye yönelik olarak ve bölgeden gelenlere yönelik olarak, çünkü biliyoruz ki 3,5 milyon insan Türkiye'nin başka yerlerinde şu anda, hizmet veren kadın örgütleriyle onların ihtiyaçlarına yönelik olarak bir toplantı yaptık ve bu toplantının sonucunda maalesef Erdal Bey'in söylediklerini teyit eden veriler, yani özellikle kadınların temel gereksinimlerini karşılamak, menstrual hijyenini karşılamak, cinsel ve üreme sağlığı konusundaki eksiklikler, şiddete açık hale gelen durum, özellikle hizmetlere güvenli erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını tespit ettik ve buna yönelik olarak hemen hızlıca bir program geliştirdik. Tabii bizim kamu idaresiyle çalışmalarımız, aynı zamanda kamu idaresiyle de çeşitli koordinasyon mekanizmaları içerisindeyiz ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak zaten artacak olan, yani artmasını umut etmiyoruz ama maalesef verilerin bize gösterdiği kadına yönelik şiddetin bu tür kriz ortamlarında arttığı. Bunun için de kamu ortağımız olan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile birlikte şiddet önleme ve izleme merkezleri, maalesef bu merkezlerimiz de zarar gördüler deprem sırasında bölgede ve konuk evleri, kadın sığınma evleri. Buralarda çalışan personelin de çok ciddi bir psikososyal desteğe ihtiyacı olduğu, yani biz Birleşmiş Milletler kuruluşları olarak tüm bölgedeki depremzedelere psikososyal destek vermeye çalışıyoruz ama bunların arasında özel olarak kadına yönelik şiddet mağduru olan kadınlarla çalışan kamu personeline, psikolog, sosyal çalışmacılara yönelik bir psikososyal destek programı ve süpervizyon programı hazırlığındayız. Bunu da bakanlıkla beraber yapacağız. Küresel olarak yine tabii bu bahsedilen
Bahsedilen ihtiyaçlar çok yüksek. Kadınların özellikle gündelik hayatlarına devam edebilmek ve insana yakışır bir şekilde gündelik hayatlarına devam edebilmeleri için temel gereksinimlerini sağlamak için bir takım destekler verdik. Bu herkesin bahsettiği kitler ama özellikle kadınların özgün ve özel ihtiyaçlarını, menstrüel hijyen gibi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek kitlerin dağıtımını özellikle İslahiye gibi çoğunluklu olarak yıkılmış yerlerde ortaklarımızla beraber yaptık. Ama bizim yaptığımız şey sunduğumuz hizmetlerin bir parçasıydı. Bu kitlerin içerisinde özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili olarak başvuru mekanizmalarının hakkında bilgilendirme mutlaka koyduk. Bu bilgilendirme hizmetlerimizi yine özellikle kadın sivil toplum ortaklarımızla devam ediyoruz. Bundan sonrası için özel sektör ortaklarımızdan hem bu dönemde çok büyük destek gördük. Dilek Hanım'a zaten bu konuda büyük bir teşekkürüm var. Hem de bu zamanda birlikte düşünmeye de fırsat bulduk ve bir kere daha şunun altını çizmek istiyorum. Bundan sonrası özellikle özel sektörle ortaklıklarımız için veri üretiminin her yapılacak eylem öncesinde veri üretiminin önemini çok bir kere daha vurgulamak istiyorum ve bazı kimseyi de geride bırakmamak için mesela çok önemli. Diyoruz ki şimdi 166 bin öğrenci ya da şimdi sayıyı tam hatırlayamıyorum ama öğrencinin başka yerlere transfer olduğunu duyuyoruz. Bunlar aileleriyle beraber transfer oluyorlar. Zaten kadınlar için az olan ve sigortasız işlerde çalışan kadınların da çocuklarıyla beraber başka yerlere gideceğini tahmin ediyoruz. Ve ciddi bir yeniden yapılanma sürecinde kadınların ekonomiye yeniden dahil olabilmesi için yeni yetenekler kazandırılması ya da yeni iş olanakları sağlanmasının çok önemli olacağını söylemek istiyorum özel sektörle işbirliğinde. Bir de son dönemde özellikle geçici yerleşim alanları geçici diyoruz ama en az 2 yıl oralarda ikamet edileceğini biliyoruz ve toplumsal cinsiyete duyarlı yerleşim alanlarının geçici de olsa çok önemli olduğunu özellikle de bu geçiş döneminde özellikle özellikle kriz sonrasına özgün ihtiyaçların sağlık, güvenlik ihtiyaçlarının doğacağı dönemlerde toplumsal cinsiyete duyarlı tasarlanmasının öneminin altını çizmek istiyorum. Çünkü ilk önce oraya yerleşecek olan nüfusun engellilik durumuna bakmak, özellikle kadınlarda artan engellilik oranı ya da artan bölgede artacak olan engellilik oranına bağlı olarak kadınların artacak bakım yükümlülüğünden bahsediyoruz. Bunların hepsinin bu tür yerleşkelerin tasarımında önemli olduğunu düşünüyoruz ve biz de bu alanda UN Women olarak şu anda bir rehber hazırlığındayız, aynı zamanda bir model hazırlığındayız ve özel sektör ortaklarımızla da bunları konuşuyoruz. Son olarak belki şunu söyleyerek bitirmek gerekir. Özel sektörle birlikte yapabileceğimiz çok iş var. Erdal Bey bunların hepsini tekrar etti. Ama bunları ayrı ayrı da konuşmak ve yine çağrımı yapıyorum. Özellikle kadının güçlenmesi prensipleri gibi bir stratejik çerçeveye taahhütte bulunmuş özel sektör firmalarıyla özellikle kamuya yönelik ve yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalarını nasıl toplumsal cinsiyete daha duyarlı yapabiliriz'i konuşmak için farklı ortamlar yaratmak konusunda hepimizin çağrıda bulunmak istiyorum ve buna eminim yine Global Compact ve WEBS platformlarıyla yapabileceğimizi düşünüyorum. Sözlerime de son verirken özellikle kadınların yeniden yerleştikleri yerlerde de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamız gerektiğinin bir kere daha altını çiziyorum. Biz Ankara'da özellikle Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ortaklarımızla bu konuda işbirlikleri yapmaya çalışacağız. Bunu ben bir de yine böyle literatürde çok var ama özellikle özel sektörün tedarik zincirleri ve az evvel Erdal Bey kırsal kesimde yaşayan kadınlardan bahsetti. Sigortalılık meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve sigorta meselesinin çünkü özellikle tarımsal gelirde tarımsal alanda çalışan kadınların ve kadın işletmelerin bunlardan yoksun olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde belki krizlere dayanıklılık konusunda belki değil elbette sizler gibi iş dünyasını temsil eden kuruluşlarla da politika düzeyinde de yine afetlere daha dayanıklı toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmek konusunda işbirliği yapmayı arzu ediyorum.
ve gönülden diliyorum bir dahaki görüşmemiz krizleri nasıl yöneteceğimiz konusunda olmasın. Toplumsal cinsiyet eşitliklerinin derinleştiğini tespit ettiğimiz bir toplantı olmasın. Bizim Dilek Hanımlarla ilk başta hayal ettiğimiz gibi iyi uygulama örneklerini konuştuğumuz toplantılar olsun diye temennide bulunmak istiyorum. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Erdal Bey, sizden de görüşlerinizi alalım. Buyurun. Evet, ben ikiye ayıracağım konuşmamı. Bir Global Compact Türkiye olarak, bir de kendi kuruluşumuz Eczacıbaşı'ndan örnek olarak bir şeyler aktarmak istiyorum somut olması açısından. Global Compact Türkiye olarak da depremin ilk gününden itibaren bölgedeki üyelerimizle irtibata geçerek onların ihtiyaçlarını sorguladık. Bu üyelerimizden biri olan ve yoğun göç alan Mersin iline bağlı Mezitli Belediyesi bize acil ihtiyaç duyduğu ürünlerini iletti. Belediyenin bu ihtiyaçlarının karşılanması için üyelerimize çağrıda bulunduk. Yardımları koordine ederek belediyemize ihtiyaçları olan giysi ve özellikle hijyen malzemelerinin ulaşmasını sağladık. Yine UN Global Compact'ın diğer yerel ağlarını ve bu ağlara mensup üye şirketleri güvenilir kanallara bağış yapmaları için yönlendirdik. Birleşmiş Milletler ve UN Connecting Business Initiative tarafından bağışların yönlendirilmesi için hazırlanan iş dünyası rehberinin de dünya genelinde yine iş dünyasına yaygınlaştırılması için uğraşacağız. Öte yandan çabalarımızı yeniden inşa ve toparlanma dönemine yoğunlaştırıyoruz. Birleşmiş Milletler ajanslarıyla sürekli istişare ve koordinasyon içindeyiz. Yeniden toparlanma sürecindeki çalışmalarda yer alarak bu sapladığımız eksiklik ve ihtiyaçları da yeri geldiğinde gücümüz oranında gidermeye çalışacağız. Eczacıbaşı topluluğu olarak neler yapıldığı konusunda ve neler yapılması planlanıyor konusunu da biraz kısaca özetlemek istiyorum ki hani daha somut bir şirketin veya bir topluluğun neler yapabileceğini görmek açısından biz deprem bölgelerinde sağlık, hijyen ve barınma ihtiyaçlarına odaklandık. Ve bunlar başta olmak üzere etki alanlarımızda destek sunabilmek için ilk aşamada 300 milyonluk bir kaynak ayırdık. Hemen ilk aşamada daha ilk gün 180 bin kutu ilaç ve 15 bin kutu takviye edici gıda desteğini tırla bölgeye sevk ettik. İhtiyaç duyulan yerlere dağıtılmasını hemen sağladık. Sonra TÜSİAD Deprem Destek Ağı işbirliğiyle Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yine hijyen ürünleriyle takviye edici gıda desteği sağladık. Deprem bölgelerindeki hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye aktif destek sağlayan kurum ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda yatağa bağlı hastalar, bebekler ve kadınların gereksinimleri başta olmak üzere bölgeye düzenli olarak hijyen ürün gönderiyoruz. Bölgede acil ve öncelikli sanitasyon gereksinimlerine katkı sağlamak üzere içinde hijyen ürünlerimizin de yer aldığı 165 adet mobil tuvaleti Hatay ve Kahramanmaraş'a yerleştirdik ve sürekli bakımını yapıyoruz. Ayrıca afetler sebebiyle ortaya çıkan barınma ihtiyacına da yönelik çadır ve yaşam konteynerleri ve bununla birlikte oradaki konteynerler, hali hazırda oradaki konteynerler için hijyen ürünleri ve banyo ürünleri sağlıyoruz. Çalışanlarımız, aileleri ve iş ortaklarımızın katıldığı maddi bir destek kampanyası başlattık ve burada oluşturulan fon ile öncelikli illerdeki afetzedelerin barınma, ısınma, gıda ve sanitasyon başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik başlatılan merkezi kampanyada AFAD'a 100 milyon TL aktardık. Bu maddi yardımlara ek olarak İlgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gıda malzemeleri,
kışlık kıyafet, hijyen ürünleri gibi temel önceliklerin sağlanmasına yönelik aynı yardım kampanyası düzenledik. Bu yardımları da Kanyon Alışveriş Merkezimizde Şişli Belediyesi ile işbirliği içinde oluşturulan deprem yardımı toplama noktasında organize ederek hepimiz burada koli taşıma ve yapma fonksiyonunda görev alarak bölgelere sevk ettik. Yine topluluğumuz bünyesindeki eğitimli 58 kişilik arama kurtarma ekibimiz ve iş makinelerimizle kurtarma çalışmalarında bir fiil yer aldık, bir fiil destek verdik ve önemli katkılarda bulunduğumuzu söyleyebilirim o konuda. Tabii ki her yere yetişme imkanımız olmadı. Eksiklikler oldu. Bunları da gözlemledik. Ama en azından yapılan ve mutlu olmayı şu anda düşünmemiz gerekli. Tabii afetin ilk saatleri itibariyle çalışanlarımızın, yakınlarının ve iş ortaklarımızın güvenliğini ve sağlığının sağlanması için de çabaladık ve halen bu çabamız devam ediyor. Depremden etkilenen çalışanlarımıza ve ailelerine barınma desteği sağlamak üzere bölgedeki bütün ofis ve tesislerimizi konaklamaya açtık ve çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenli bölgelere transferlerini de bir fiil sağladık. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon halinde etki alanlarımızda bölgeye destek sağlamaya var gücümüzle devam ediyoruz ve edeceğiz. Yani önümüzdeki günler belki sorunlarımızın daha da farklı boyutlarda adreslenmesi gereken günler olacak. Biliyoruz ki henüz yaşanılan travmanın fiziki ve ruhsal etkilerinin iyileştirilmesi aşamasında henüz işin çok başındayız. Bütün milletimize güç diliyorum, hepimize güç diliyorum. Hepimiz elimizi taşın altına sokmamız gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. İnşallah Zeliha Hanım'ın da dediği gibi bundan 2 sene sonra biz bu krizden nasıl çıktık konuşmalarını burada yapma olanağını buluruz. Benim gördüğüm bugünlerdeki inisiyatifler, özel ve kamu sektörlerinden gelen inisiyatifler beni bu yönde umutlandırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberleri birlikte paylaşırız. Teşekkürler. Çok teşekkürler Erdal Bey. Gerçekten hem Global Compact olarak hem UN Women olarak çok güzel çalışmalara imza atılmış. Firma olarak da temsil ettiğiniz Eczacıbaşı Holding'de eminim pek çok firma gibi elinden gelenin en iyisini yaptı ve örnek oldu. Sorulara geçmeden önce bir iki sorumuz var ama Zeliha Hanım'ın zannediyorum bir eklemek istediği bir yer var. Ona sözü vereyim. Evet. Buyurun. Biz ben az evvel heyecanla neler yapmayı planladığımızı saydım. Tabii bunların bir kısmı zaten finansmanı bizim programlarımız altında olan şeyler. Ancak küresel olarak UN Women'ın Türkiye ve Suriye depremleri için bir bağış kampanyası var. Arkadaşlarım linki bırakacaklar. Küresel olarak bu bağış kampanyasına da katılarak yaptığınız bağışla kadınların deminden beri bahsettiğim sorularda da görüyorum. Acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik harcanacak bunlar. Yeni bir yere yerleşmeleri için ulaşım masrafları ya da yerleşim masrafları için harcanacak ve psikososyal destek masrafları için harcanacak. Onu söylemek istedim. Bir tane daha konumu birazcık az evvel Erdal Bey'in bahsettiği önemli bir konu var. Hepimiz sahadaydık, herkes sahadaydı. Özel sektör firmaları arama kurtarmada da sahadaydı. Şu anda yardım şeylerinde de sahada. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Belki ileriki günlerde konuşuruz.
Bu yardım dönemlerinde artan cinsel taciz ve istismar konularına, bu ev içi şiddetten farklı bir şeydir. Yardım dağıtanla yardım alan arasında özellikle kadınlar ve kız çocukları açısından eşitliksiz bir ilişki biçimi kurgular ve şiddeti açık bir hale getirir. Bu konuda belki çalışanları da bilgilendirmek önemli olur diye düşünüyorum. Bu konuda ayrıca konuşmak isterseniz konuşuruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızdan Nazik Işık'ın bir sorusu var. Deprem bölgesi dışına önemli bir göç söz konusu demiş. Bu gelişmeyi de afet dönemi yönetiminde dikkate almak nasıl mümkün olabilir? Şirketlerin bu açıdan rolü, işlevi, STK'larla işbirlikleri nasıl geliştirilebilir diye soru var. Her ikinize de sormak isterim. Buyurun. Erda Bey siz buyurun. Ben biraz süremi fazla kullandım galiba. Yok, rica ederim, rica ederim. Şimdi sorunlar önümüzdeki dönemde daha da artacak muhakkak. Bu şimdi adreslediğimiz, şu an görebildiğimiz sorunların üstüne gidiyoruz. Şu an aciliyet gösteren sorunların üstüne gidiyoruz. Tabii ki bu sorun da çok çok önemli bir sorun. Burada ne yapılacağı konusunda yeterli bilgi sahibi olduğumuzu söyleyemem. Zaten bu depreme hazırlık konusunda da yeterli bilgi sahibi ve hazırlık sahibi olmadığımızı gördük milletçe, kamu nezdinde de baktığımızda. Dolayısıyla bu konular önümüze çıktığında oturup hep birlikte nasıl buraya destek veririz? Burada ne gibi önlemler alınabilir? Burada ne gibi yardımlar ortaya çıkabilir? Bunları oturup adreslememiz lazım. Şu anda bizim deprem bölgesi için yaptıklarımızda biz bütün ofislerimizi ve yerleşkelerimizi o bölgedeki oradakilerin en azından bir çadıra, bir konteynere muhtaç kalmadan yaşayabilmeleri için açtık. Tabii bu sürekli olması mümkün olmayan bir şey. Önümüzdeki belki belirli bir dönemi kapsayacak. Ondan sonra bu sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiği oturulup konuşulması gerekli. Tabii ki bu deprem konutlarına kadar uzanan bir süreç. Bütün bunların nasıl yönetileceğini ve nasıl depremzedelerin burada en kısa sürede bu yapılacak tesislerden, bu yapılacak konutlardan yararlanabileceğini de birlikte oturup konuşup çözümlememiz gerekecek. Şu an sadece bir takım temenniler var. Onun dışında ben net bir plan henüz görmüş değilim. Teşekkürler. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Zeliha Hanım? Yani Nazik'in sorusu çok yerinde ve biz de bunu şimdiden az evvel de konuşmamda bahsettim düşünüyoruz. Bir, mesela Ankara gibi çok fazla göç alan var ama aynı zamanda bize sivil toplum ortaklarımızın söylediği bölgede örneğin Mardin, Diyarbakır, Adana, Gaziantep bunların şehir merkezleri hem depremden etkilenen hem de yine görece güvenli olduğu için göç de alan yerler. Buralarla ilgili olarak biz yerel yönetimlerle yerel yönetimlerle ve yerelde çalışan sivil toplum örgütleriyle ne yapabiliriz diye görüşüyoruz. Özellikle sivil toplum örgütlerinin buralarda hizmetlerini artırabilmeleri için de onlara fon kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. Bir örnek mesela benim kendi ailemden, benim ailem de bir depremzede aile, şükürler olsun can kaybı yok ama evleri hasarlı olduğu için giremiyorlar. Hepsi benim yanımda yaşıyor şu anda ve yeğenimin okul kaydını buraya aldırdık ve ailede yani erkek kardeşimin eşi şu anda büyük bir ihtimalle işini bırakmak durumunda kalacak ve burada iş arayacak Ankara piyasasında. Bunun gibi çok fazla kadın olacağını biliyoruz. Bunlar için de biz özellikle özel sektörle programlar geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde de buna daha fazla programlama ve bütçe ayıracağımızı söyleyebilirim. Yine teşekkürler Zeliha Hanım. Yine
Özellikle kadınlar için tek kullanımlık iş çamaşırı ve pet ihtiyacına dikkat çekmiş bir katılımcımız. Bu konuyla ilgili bir girişim var mı? Bunu önceliklendirilebilir mi diye soruyor. Aslında buradan da biz bütün özel sektör firmaları da burada bu konuda da çalışmalar yapmak üzere önceliklendirmelerini önerebiliriz. Sizlerin eklemek istediği bir şey var mı bu konuda? Evet, mesela yine başlattığımız, daha doğrusu bizim Eczacıbaşı gönüllülerinin, yani çalışanlardan gönüllülerin başlattığı bir inisiyatif var. Bunu adreslediği için söylüyorum. Her bir kuruluşa deprem bölgesiyle ilgili belirli ihtiyaçlar aktarıldı. Ve bu ihtiyaçların o kuruluş tarafından, çalışanları ve kuruluş tarafından temin edilip deprem bölgesinde, afet bölgesine gönderilmesi konusunda görevlendirildi. Bunların içinde demin sizin söylediğiniz kadın alt üst çamaşırları da var. Bunu Eczacıbaşı ilaç pazarlamaya verilmiş bu görev mesela. Tırnak makasından tutun bebek mamasına kadar, şampuandan çocuk iç çamaşırına kadar, tabii ki hijyenik pet ve bebek bezleri, ıslak mendiller, hijyenik solüsyonlar, tarak vesaire gibi, yani o bölgenin ihtiyacı olabilecek tüm malzeme şirketlere görev olarak iletiliyor gönüllüler tarafından ve buradaki toplanan yardımlar da aynı şekilde bölgeye ulaştırılıyor. Tabii bu bizim sadece bir kurum, bir kuruluş olarak yaptığımız, bunu diğer özel sektör kuruluşlarıyla da düşünürseniz, olduğunu düşünürseniz, önemli boyutta bir desteğin burada oluşabileceğini görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda doğum kontrol hapları için de aynı temenni var. Bu vesileyle onun da aynı şekilde ulaştırılması konusunda aslında duyurular yapılabilir. Topyekün hep birlikte dayanışmayla, birlik içerisinde bu konuları aşmak adına önümüzdeki günlerde bizi çetin günler bekliyor. Aslında şu an ilk etapta başladı bir süreç. O sürecin hepimiz psikolojik etkisiyle ve manevi etkisiyle günler geçirirken, bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde daha destek olmamız lazım. İlk günlerin o heyecanıyla yaptığımız desteklerin aslında sürdürülebilir olması da çok önemli. Son olarak bir Tuğba Hanım'ın özellikle bir katkısı var. Devletin Eşitlik Kadın Platformu gönüllüsü olduğunu söylüyor. Tır yardımlarını göndermeye devam eden birçok yer var. Bunlar devamlılığını arz etmesi önemli diyor ve bunlarla çalışırken özellikle de kurumların, sivil toplum örgütlerin yereldeki uzmanlarla birlikte çalışmasının önemine dikkat çekmiş. Uluslararası ve ulusal bazda deneyimli olmalarının bu konudaki çalışmaları daha iyi hale getireceğini belirtmiş, önermiş. Yapılacak çok şey var. Bundan sonraki süreçte hep birlikte el birliğiyle, güç birliği yaparak aslında bugünleri aşmak mümkün. Dünyayı daha yaşanır bir yer yapmak için artık kaybedecek bir zamanımız kalmadığının bilincindeyiz hep birlikte. Bu sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada böyle. İş dünyasını, kadın, erkek hep birlikte yaralarımızı sarmak, önce psikolojimizi, sonra da ekonomimizi birlikte aydınlığa çıkartabilmek için birlik olmaya davet ediyoruz biz de bugünün sonunda. Birlikte hareket ettiğimizde, dayanışma içinde olduğumuzda yapamayacağımız hiçbir şey yok. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılında küllerimizden yeniden doğarak, bundan önceki felaketler,
zor günleri aştığımız gibi bu günleri de hep birlikte aşacağız. Umarım seneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün farkındalık konusunda yarattığımız o günde güzel çalışmalara, geleceğe dair umut verecek yapacaklarımıza dair konuşmaya davet edelim. Hep birlikte güzel günlerde tekrar buluşalım. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız önümüzdeki günlerde Eylül ayında Bursa platformumuzun gücümüz eşitliğimiz toplantısında WEBS alanında en iyi örnekleri buradan hep birlikte paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler.